Merhabalar yeniden. San Hanedanlığı'nın kampeline kaldığımız yerden devam. Şimdi öncelikle şuradaki ordu marş vaziyetinde önümde dikilmişti. Ama ben daha çok güzel işime gelir diyerekten. Şimdi Lady Wu anacığımız da yakınlarda. O da savaşa dahil olsun bari experience kazansın. Şunlara bir dalalım. Aha orta zayiat mı? Hmm. Olur tamam. En azından yüksek zayiat demiyordu. Okey. Ordunun geri kalanı geriye çekilecektir. Bu oyunda Warhammer'dakinin aksine marş vaziyetindeyken direkt ölmüyorlar. Geri çekilme imkanları oluyor bir kere. Gelişe ihtiyacım var. Ama anamızın orada olmasının da sayesinde sen de marş vaziyetinde oraya yetişirsin diye tahmin ediyorum. Ordunun geri kalanını da temizleyebiliriz. Nice. Vallahi annemiz bu oyunda her karakterden daha çok işe yaradı ya. Cefakar bildiğin. Deli gibi kahramanlık kazandık. Geliri de alalım. Karakteri alamadık ama neyse artık. Anneciğim sana tekrar teşekkür ediyorum. Bu ise marş vaziyetinde kaldığı için tazelenemiyor. Şimdi sağ sağlam bir saldırısı söz konusu. Sanıyorum burayı koruyamayacağım ben. Bu arada Dongming geri mi gitmişti yoksa şurada pusu vaziyetinde miydi ya? Ben bak şimdi hatırlayamadım. Önemli de bir detay. Neyse böyle kalmayı sürdürsün de pusu vaziyetinde olabilir şu an Dongming oralarda. Orada almak istesem buraya. Luzi'yi alabiliyorum. Paralı okçular çoğu. Yeterli olur mu? Arkadan gelen bir ordusu daha var. Sıkıntı o. Biz onu çok kötü değil ama buranın biraz kalabalığımsı. Tamam Luzi sen gel ya seni aldım ben. Yetişebilecek pozisyonda mı oraya? Hani belki, belki. Yetişirse keser mi acaba? Neredeyse full 3 ordu. Benim de 2,5 ordu ve full değil. Bir şeyler daha almak yanına fena almaz o yüzden. Bunu alıp hatta yanına bir de şunu alıp şu orduyu def ettikten sonra artık bir sağa sola doğru harekete geçme zamanı geldi. Tam bu tarafta şeye doğru Dongmin'e doğru harekete geçmeyeceğim. Sağa sola doğru harekete geçeceğim. O tarafta savunmada kalacağım. Savunmada kalmak daha ucuz sonuçta. Sankuan'ı da çağırabilirim aslında. Olabilir. Yine paralarımız azalıyor ama bir taraftan da güneyde de yeni bir savaş açıldı ama bunlar iyi anlaşılmıyor. Çok önemli değil. Yok, şimdilik şunu alacağım ben. Yine bütün paraları hiç ettik ama yapacak bir şey yok. Hangisinin komuta olduğu sefer hareket menzili %5, askeri erzak. Bir dakika, komuta edilen ordu... %5 ikmal sadece komuta ederken. Bu kalsın ya. Sana takipçi vereyim bir tane. Kırmızı arttıran varsa çok iyi olur. Varmış da. Ha yok ben sınırda salmıştım da varmış zaten. Tamam önemli değil o zaman.
Okay. Burası böyle. Bu arkadaşın pususu tespit edilmedi ama saldırmamayı tercih ettiler yine de. Şuna saldırırsam geri çekilir, yakalayabilir miyim bilmiyorum, bakarız. Ama o tarafa doğru geri çekilir, çekilirse de işime gelir. Yakalayabildim. Güzel. Şunu bir indirelim. Let feasting commence. Yani güzel bir yaver kazandık. Bir herif bize katılmak istiyor. Servis bırak gitsin. Run back to your masters. Nerede oluyor? Oyun çöktü. Respect begets loyalty. Fear harbors revolt. Inattentive leadership leads to disdain, to anger, then to revolution. You must regain control of your populace. First through subjugation, then through wise leadership. The petals that once clung to the branch. Arada oyun çekti, arada oyun çöktü, geri döndüm. Geri yetkilendir. Heaven rewarded our passion. Anlık. Bunu serbest bırakıyorum, işe yarayan bir adam değil. İhtimali değil de gelire ihtiyacım var. Okay, orada gereksiz takılan elemanı hallettik. Şu kardeşimiz level atladı. Bu kardeşimizin kendisini güçlendirmek çok iyi olur. Şöyle bakıyorum. Menzilidir önce. Gece muharebesi etkinleştirmek. Yani bu herifte vardır herhalde o, değil mi? Gece muharebesi yok galiba. Evet, yok galiba. Şu adamı da aldığım zaman bu ordu dediğine göre etkinleştiriliyor demektir herhalde. Onu almak icap eder ya. Nerede lazım olacağı belli olmuyor malum. Başka güzel şeyler de var ama. Neyse, şuraya doğru gitmem icap ediyor. Bununla mı gideyim? Denizli hasar. Yo, hiç gerek yok. Zaten pek menzilli birim yok burada. Şuradan devam edeyim. Veya bir dakika. Tamam ya, bu fena değil. Buradan devam et. Sana daha güzel bir binek verebiliriz aslında, değil mi ya? Keçi de uzmanlık veriyor. Okey. Who calls? Çok ağaçların arasında daldığımız için yürümemiz de biraz azaldı. Önümüzdeki tur şu sarı sarıklı isyanını indiririz. Ben yine de bir marş vaziyetine gireyim de. Birazcık yaklaşayım da tazelenemeyecek bile olsam. Hatta şehrin içinde kal ya. Okey. Can sıkıntı nokta, şuradan bir saldırı yiyeceğim ben. Ve oraya bir savunma çekecek durumum da yok. Artık buraları kaybedeceğiz, birazcık yapacak bir şey yok. Bu orduyu doğuya doğru götürmeyi planlıyordum ama belki şu arkadaşa geri döndürmeyi düşünebilirim. Hızlı anlaşmalarda herhangi bir barış var mı? Yan Bayu. Az önce dövdüğüm adam değil mi? Yani sağ sağa odaklanacaksam eğer
Onun üzerinden de geçmek fena olmaz. Yok, barış yapmayacağım, onunla vazgeçtim. Sen kal orada. Acaba yapmamı isteyen kimse yok kendisini. Okay. Elde gıda var ama gıda üreten şehirlerimi kaybetme olasılığım hali yüksek. O yüzden şimdilik pek şey yapmayayım. Satma işine girmeyeyim. İmparatorun şarapsızlığı etkisini kaybetmiş. Güzel. Burada bunu aldık. Evet, bunu da sağ sahaya doğru göndermek istiyorum. Biraz uzak mesafe ama yavaş yavaş gider. Bunları ilave edeyim, tekrar alayım falan yapacak kadar param olmayabilir. Devam. Sağ sağa hala gelmeyi tercih etti. Saldırabilecek pozisyonda değilmiş. Dongmin ortalıklarda görünmedi. Demek ki uzaklaşmış o ya. Pusu vaziyetinde olsaydı görünürdü herhalde. Savaşa girmek ister misin diye sorabilir şu an. Yine herkes birbirine savaşı ilan etti. Arkadaş bir... Sırası... Okay. Şimdi sen normal yürüyüş vaziyetinde devam et. Çünkü bir tazelenmen icap eder. Hoş, kış olduğu için neredeyse hiç tazelenemiyoruz. Tamam, marj vaziyetinde devam etsen önümüzdeki tur şey yaparız, normal vaziyete geçeriz. Bunlar burada beklesin. Sağ sola saldırmayacağını düşünüyorum. Saldırırsa da yenerim bence. Diğer ordusunu şuradan gönderdi. Oradan bir tehlike arz edebilir. Duruma göre bakacağız. Esas ordumla şu isyanı bir indireyim. Okay. Güzel. İkmali geçiniz. Güzel. Şu dede level atladı. Yöneten kumandık, sefer görüş açısı. Hücum bonusu. Korkutma. Sayfana topraklarda moral. Kendisini güçlendiren bir şeyleri tercih edeceğim ama şunu almam lazım kendisini güçlendirmek için. Onun için de bunu almam lazım. Yöneten kumandanlık, sefer görüş açısı. Yani sefer görüş açısı da işe yarar herhalde. Sahip olunan mahiyetin hücum bonusunu arttırmak da çok güzel olurdu ama. Muharebe hareket hızını arttırmak da güzel olurdu. Dur bakayım, aşağıda başka ne var? Başbakan varisi yolu slideri değil. Sahip olunan mahiyet disiplinli diyor. General öldüğünde moral cezasından etkilenmez. Yani ölmeyeceğini varsayıyorum zaten ben. Şimdi 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde gidebilirim. Hücum bonusu alamam o zaman. Ama şu sefer görüş açısını alacağım yine de ya. Bilinmeyen topraklara gideceğiz falan. Şimdi... Buradan sağa solaya bastırmak güzel olabilir. Sağ sağın toprakları dağınık ve uzak toprakları var. İstemiyorsun değil mi? Yani şu esas ordumu şu tarafa göndermek de bir düşünce ama işte yok. Bir yere odaklanmam lazım. O yerde bu taraf olacak. Şurayı alayım yoksa direkt deneye mi ineyim? Geyang tam olarak neresi? Uzlang. Herhalde şurası falan. Bu herif barış istiyor muydu? Pardon, bu değil. Şu herif. Ama onu da yolun üzerinde zaten alsam fena olmaz. Sarı sarıklı isyanı. Bununla savaş halinde sayılıyor muyum şu an ben?
Sayılmıyorum aslında. Ama sadece tek şehri var galiba. Orayı da lık diye alabilirim. Zayıf değil mi? Çok zayıf. Tamam. Bir şehir daha var galiba orada. Tamam, şuradan gireceğim ben. Dereden inmek sağa sağa daha hızlı ulaşmak anlamına gelir ama burada güzel ve kolay alınabilir yerler var. Onları da almadan geçmeyeyim. Oradan edindiğim paralarla belki şurada bir savunma ordusu kurmayı düşünebilirim. Onu bu tur oynattık. Evet. Hala %100 emin değilim burada pusu vaziyetinde olup olmadığına herifin. Ya keşke bir hatırlasaydım ya. Geri gittiyse ya şu an bunu lağv etmek bayağı fayda sağlayabilir bana. Geri gitmediyse hala pusu vaziyetindeyse önemli sıkıntı. Tüm aşağıdakiler için başkan rütbesi. Ulus lideriyken verdiği bonuslara bakıyorum her şeyden önce. Şu sadece bu orduyu etkilemiyordur herhalde değil mi? Okay. Gerçekten de bayağı bir azaldı masraflar ya. Bu bayağı iyi oldu. Bayağı iyi oldu evet. Acaba şuraya bir destek ordusu yapsam da şunları lan mı etsem? Son Kuan'ı alsam mesela buraya. Bence muhteşem bir ordu olur bunu da alsam var ya. -2.960. Şunları lağv etsem. Oradan 1500 kazanıyoruz. Tamam öyle yapacağım. Sürekli birilerini lağv edip birilerini almak falan can sıkıcı ama bu sefer kalıcı olacak gözüyle bakıyorum bunlar. Bu ordu sağa sağa doğru harekete geçecek. Şu güneye inen ordusuna müdahale etmesi gerekir mi ordunun diye düşünüyorum. İflas etmiyorum nasılsa. Bu tur böyle bir kalsın bu. Bir kalsın. Nerede olay var? Tamam, bir yerde olay yok. Şuradaki vergi muafiyetini keşke daha önce fark etmez zaten, para kazandırmıyor şu an. Gıda kazandırmasının da pek bir esprisi yok. Tamam, azıcık daha şey oluşturalım, eşik bölge oluşturalım. Orada sürekli isyan çıkıyor yoksa. Tamam. Wow. Herif kuşattı. Buna cesaret edemeyeceğini düşünmüştüm. Zayiat yaşayacağım birazcık. Ama yine de garnizonla beraber ben orduyu yenerim yahu. Crash upon them. Urpa'yı yenil gidiyor. Vay. Okay, bayağı zayiat yaşattı bana ya. 2 saniye kuşattı vallahi billahi. Çok hızlı zayiat yaşatıyor ya bu kuşatmalar. Savaşacağız. Yapacak bir şey yok. Diğer orduyu maç vaziyetinde getirsem mi diye düşündüm ya. Ama bayağı uzaktaydı. Bu arada bu savaşı kazanamazsam mahvolurum. Ulus liderim burada falan. No time to hesitate. Our foes must be crushed. Tamam, destek birlikleri oradan geliyor. Destek birlikleriyle yan yana durmalarını tercih ederim tabii ki. Şurada falan konuşlayalım. Şurada da güzel bir tepecik var. Oraya konuşlanırız. Şunları... tepeciğe mi konuşlanırız yoksa daha geriye mi giderim? Bu tepecik güzel gibi ya. Mancınığın daha fazla zaman kaybetmesiniz... Evet, daha fazla zaman kaybetmesine sebep olmayayım. Dolayısıyla bunları nereye koyduğumun çok da bir önemi yok.
buraya. Şuraya koy. Tamamdır. Okay, şuraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Yani saldıran taraf şu an ben olduğum için üzerime gelmemeyi tercih edebilir diyeceğim de mancınığım olduğu için gelmeyi tercih edecektir herhalde diyecektim ki geliyor galiba. Şöyle bir gelin bakayım. Mancınığı konuşlayabileceğim en iyi yerlerden bir tanesi zaten orası. Orada kalsın. Sonra. Okçular. Yani herkes otomatik şekilde bir yerleşsin de ondan sonra ince ayar yaparım. Yo, gelmiyor mu üzerime? Benim mi bekliyor? Sıkıntı da bir gelsin de. Yaklaşıyor yavaş yavaş. Okey. Mancınık sen ateşli at. Moral debuff'u veriyor ateşli attığınız zaman güzel oluyor. Daha yavaş atıyorlar ama değer bence. Süvariler yerinde zaten. Size kontrol 3 diyelim, size kontrol 4 diyelim. Biriniz solda, biriniz sağdasınız. Şöyle kenara geçebilirsiniz, sen de öyle. Aa, burada kayalık varmış. Tamam, onu o kanadımı korumakta kullanabilirim. Sağ kanattan, yani benim sağ kanadımdan süvarilerle geliyor. Prepare. You will try and you will die. Have you eaten lately? You look gaunt. Bayağı hızlı gelmiş buradan süvarilerle. Okçuları o tarafa biraz çevirmem icap eder. Siz şu tarafı, kayalıkların orayı koruyun. Siz geriye basın. Onlar sizden daha güçlü durumda şu an. Daha fazla menzil birinin oraya bakması lazım. Sen oraya bir dahil ol. Aklıları yakaladılar maalesef. Aklıların arkasından bir yakın dövüş piyadesi göndersem mızrakçı acaba işe yarar mı? Sen de gitmeyi dene. Bu tarafta da bayağı hızlı yaklaştılar, bir dakika. Şu kanalımı daha iyi korumam lazım. Siz şuradan dolaşın. There is no victory in death. Our general should fall back. Okay. Generalimiz kaybetti ya. Orada yeşil yeşil görünce avantajlı olduğunu sanmıştım ben. Hoş olmadı. Tarafta nasıl gidiyor? Yani bir şekilde hallediyoruz. Şimdi senin şey var mı? Zırtır yani şeyi yokmuş. Dur abi kaçmayın, ne yapıyorsunuz ya? İyiyiz yani, daha sıkıntı yok. Şöyle etrafından dolaşmayı dene. Bunları unuttum sahi, bunları okçuların peşine takayım. Sualleri yakalamanız lazım sizin. Burada kazanıyoruz yavaş da olsa. O şekilde devam edin. Onlara saldırın. Siz onlara saldırıyor musunuz bilmiyorum. Siz de şuraya dahil olabilirsiniz. Evet, tamam. Okay. Şurada bir yarmak üzereler bizim hatları. O sıkıntı. Okçuların daha az ateş etmesi rica ediyorum. Bunları indirin çabuk bir an önce. Tamam mı? Şu tarafa tekrar. Bir dakika, bu yakında bir şey. Yok, yok, tamam. Tarafa bakabilirsin.
finished, then let us get on with the battle. Dogs'lara gidiyoruz. Arkadaş bunlara ateş edemiyor musunuz siz ya? Şuradan bir arkadan şarj etmeyi deneyeceğim. Onların peşinden koşmaya çalışmayalım şimdilik. Şimdi geri geldi. Şuraya direkt git dahil ol. Süvariler ne yapıyor? Tamam, onları bir indirin, sonra şuradaki okçulara da alırız. Şunları da almayı deneyin. Okay. Archers ready. Orada yakaladılar mı sizi? Tamam. Kendi cenazeleri. Sen şuradaki okçulara da al direkt. Siz aslında şuradan daha iyi ateş edebilirsiniz. Okay, kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Sorun yok. Look, the enemy run. Bunun oradaki okçular. Tamam. Şuradaki okçulara şimdi. Sonun yok. Bu kaçanlara değil de şunları ateş edin arkadaşlar. Sen boş boş durma. Onları arkadan saldır. Sizin oraya kadar gitmenize gerek yok. Siz de şunları arkadan saldırın. Şuraya mızrakçı var ama şu at şeylere saldırabilirsin arkadan sanırım. Bunları da kaçırdık. Your noble comrade has been attacked. Okay, tamam, kazanıyoruz. Sorun yok. Çok hasar veremedik belki ama en azından önemli olan kazanmaktı. Şimdi bu ordunun peşinden koşup yakalayabilirim sanırım. Yapmalı mıyım bilmiyorum ama siz orada boş boş kalmayın. Sağ sağayı bir öldürmeye çalışın. Sen neredesin? Sen de bence sağ sağaya dalabilirsin ya. Atlılarla beraber daldığın zaman kazanma ihtimalin var. Şurada dur sen. Peşinden koşmayın. Şuraya gelin, destek olun. Daha savaş kazanılmadı. Okay, sağ sağa bizimkini dövüyor galiba azıcık ama. Dur, şu mızrakçıları atarsam üzerlerine. Bunların %10'dan azlar zaten. Tamam, güzel. Siz de şuraya desteğe gidin. Bizi hep sokmuş bizimkilerin ya neredeyse. Sen bir çekil kenara. Mızrakçı var mı oralarda desteğe gelebilecek? Pek var gibi görünmüyor. Sağ sağ ne durumda? Okey, gidiyor canı. Her bir mızrakçı daha gönderelim üzerine. Şuradaki süvarileri diğer adama gönderelim. Ona değil de şuna. Biraz fazla güçlü. Ötekiler de iyi dayandı ya, Taurus piyadeleri. The enemy unit flees. Ya sağ bırakmasanız onu çok iyi olurdu. Biz 44 hızı var, 143 bizimkini yakalayamaz. Başarılı uğraşma abi. Şuna dalmayı deneyin o zaman. Onun %10'dan azı kaldı mı? Yok, onu birazcık dövmeniz lazım sizin. Şuna dalabilirsin ya, canı çok az. Alırsın bence. Evet. Daha bakalım. Bir ihtimal yakalarsın. Onu pek yakalayabileceklermiş gibi durmuyor. Pathetic. Azıcık bir şey kalmış. Bir mat kalmış, belki bir işe yarar. Onu dövüyor, güzel.
Filipin ulus lideri, adını ezberlemediğim San Juan burada kazanıyor. Muzlakçıların da desteğiyle, yani tam da kazanmıyor aslında. Dur bakayım, geri çekeyim, fazla canın gitti senin. Süvarilerle bir alalım onlara. Okçular, siz kenara çekilin. Buradaki herifi ne yaptık, yaraladık mı? Aslansın o zaman. Gel şuraya da bir destek ol. Okay. Sadece bu kaldı zaten. O da gitmek üzeredir herhalde. Bayağı zorlu savaşlar veriyorum da yakından izleme imkanım pek olmuyor. Yakından izlemesini de seviyorum, bu oyunun daha zevkli. O attan mı düştü, öldü mü? Öldü. Kırılmaz falan mıydı acaba ya? Neyse dur, yakalayabileceğimiz birileri var mı? Bunlar haritanın sonuna bayağı bir uzak. Onları yakalayabiliriz. Bunları yakalayamayız. O mümkün değil. Sadece şunlar var galiba. Neyse. Güzel, güzel. Bu savaşı kazanmak iyi oldu. Ulus liderimizin ölmemesini sağlamak iyi oldu. Bir başarısız düello geçirdik. O hoş değildi ama olacak o kadar. Şimdi yalnız işte arkadan gelen bir ordusu daha var bunun. Ne kadar yakındaydı hatırlamıyorum. Bir bakmam lazım bu savaştan sonra. Yani direkt saldırabilecek kadar yakında değildi ama... Yok değil mi yakalamamızın imkanı ya onları? Yok. Direkt saldırabilecek kadar yakında değildi ama desteğe gelebilecek kadar yakındaydı. Sağ Sağ'ın bu ordusunun kalıntıları saldırır. Diğeri de desteğe gelebilir belki. Ama şu Sağ Sağ'ın ordusunun kalıntılarını şu an temizleyebilme olanağımda olabilir. Bir bakalım. Cunning triumphs over brute force. İyi kayıp verdik valla. Onlar daha çok kayıp verdi ama. Onlar yapay zeka. Onlar istediği kadar ordu basabiliyor. 30, 50, 60. Oha, çok iyi bir karakter. İşe alırım kardeş. With all resources. Sen de iyi bir karaktermişsin aslında. Maddiyat çok kötü durumda ama. Gel ya sen de. Çok sarı karakterim yok benim. İkmale ihtiyacım var. Cool. Diğer ordu aslında bayağı zayıf durumdaymış ya. Bunlara bir bakayım. Şu an sağ sağın kalıntılarından çok daha güçlüyüm. Ez geç. Sağ öyle işte. Hayat öyle bir şey. Gelir dalar dayağını yer gidersin. İkmal al. Ve bu turu şehirde geçir ve birazcık tazelen. Bu herif bana saldırmaya cesaret edemez zaten. Muhtemelen tıpış tıpış geri basacaktır. Şuradan güneye inme ihtimali var ama öyle bir saçmalık yaparsa da bu orduyu güneye indiririm. Şu orduyu hayatta tutmamın pek bir anlamı yok bence. Orduyu hayatta tutacak şeyim de yok zaten. Maddi imkanım da yok. Artı 590. Cool. Bunu da yolluyorum ya. Bunu da yolluyorum. Pusu da olsaydı herhalde ortaya çıkardı şimdiye kadar. Artı 1200. Güzel. İki tane eşek gibi ordum var şu an. Yani birisi bayağı hasar durumda ama bir tanesini şuradaki şuraya daldırma niyetindeyim. Yavaş yavaş gideyim de bir şey var mı diye bakayım. Okay. Let fury explode and lay them low. Bunlar kim? Şu aşağıdakiler. O şehri onlar mı almak istiyor o zaman? Umarım öyle değildir. Neyse biz marş vaziyetinde gidebiliriz.
Önümüzdeki tur oraya yetişir miyim emin değilim, almazsa eğer. Yetişirim sanki ya. Bakalım bakalım. Elimde birazcık para varken şu an ilk saldırıya uğrayacak şehir çok büyük ihtimalle burası. Buraya bir garnizon. Burası tam olarak bir çiftlik olan bir yer. Dingzhou. Burada küçük, çok küçük bir mahiyet var. Arttırırsam garnizon güçlenmiyor. Bir kalsın. Şu an biraz fazla lüks geldi o bana. Yeni bir reform seçelim. Şimdi maliyeti. Oo. İpek %40'ları görünce şey yaptı ama ipek, ne ipeğim var ne baharatım var. Gene de sanayi gelini biraz arttır. Baktan zarar gelmez. Şu an çok artmamasının sebebi şey mi? Yok, o geçerli değil galiba. Bir ara şey seçmiştim de. Sanayi gelirini düşür, ticaret gelirini arttır şeysini seçmiştim. O hala geçerli değil o zaman. Diplomatik olarak bir şey var mı? Şöyle hızlıca bakayım. Her seferinde unutuyorum kim olduğunu. Devam. We patiently await your answer. Reddit. As you wish. Wow, yaklaşmayı tercih etti ve pusu vaziyetine girdi. Lan pusudaymış ve saldırmamayı tercih etti. Vallahi yani oradaki ordumu lağederek aslında enayilik yaptım. O daha da büyük enayilik yaptı oradaki ordusunu geri çekerek. Peki şu an güzel. Orada bir ordu olduğunu gördüm bu arada. Herhalde önümüzdeki tur saldırıya geçecektir. Bunlar savaş halindeler. Peki. Ona karşı savaş halindeler. Tamam. Bu yeşiller zaten şey ya. Milletin iyi anlaştığı tipler değil. Nasıl yetiştirildi? Nasıl sızmayı başardı? Peki. Tamam. Tamam. Benlik bir durum yok. Geç. Bir zırh elde ettik. Okey. Bu herif şu an ordu yönetiyor. Vay. Dur. Ordu yönetiyorsa eğer genel eylemleri bu casum lanetliği doğru emir verin. Diğer generalleri geri çağırmaya zorlayarak sahada kendisi için yeni bir faal ordu elde edin. Çok güzel olurdu. Şu an neden bunu yapamıyorum mesela? 50 tane şundan yok. Bundan 90 tane var. Surbaşı kazanç 20 diyor. Yavaş yavaş artıyor ama. Tamam. Hareket emirlerini sızdır. Askeri yazakları verme. Ordunun içine sız. Nerede zayiat? Ben direkt bu orduyu kendime katabilirim ya. Güzel. Casusluğun faydaları. Birkaç tur sonra olacak ama. Neydi bu? Anacım sana Uz varisi iken yeniden mevzilenme mahiyeti. Ona bir bakayım. Birden fazla karakterde aynı etkiyi yaratabiliyor muyuz? Mesela şu an Liu Su 1815'e yeniden mevzileniyor. Gerçekten çılgın ucuz uzatabiliyor musunuz bir şekilde ya? Vay be. Şu an sevindim. Başka yapan var mı bunu? Liu Fan, sen saray soylusun, bir yerde yönetici değilsin değil mi? Liu Fan, yüksek öğretmen bu. Karakter tecrübesi veriyor, peki. Bir anlamı yok ama burada. Yönetilen kumandanlığı yok. Sefer hareket menziline gitmek makul. Evet, oraya doğru gideyim. Şuradan mı gideyim yoksa yukarıdan mı? Gıda üretimi yöneten kanallık yok. Şuradan gideyim.
Yani bu ordu. Bir turda buraya gitme hayallerim vardı benim değil mi? O birazcık fazla bir hayalmiş. Önümüzdeki tura ulaşırız artık. Bu da buraya saldırmamayı tercih etti. Ben direkt alırım orayı o yüzden. Şu ordum ise birazcık toparlanmak için zamana ihtiyacı var. Ha, şu yeniden mevzilenme tur sayısı falan filan diyen şeyler vardı. O demek ki bu anlama geliyor. Önümüzdeki tur alınacak bunlar. Okay. Şu orada değiştirmek istediğim birileri varsa aslında şimdi değiştirebilirim. Bunlar paralı okçu değil mi full? Şunu mesela değiştirmek istiyorum ben ya. Paralı okçu almak istiyorum bunun yerine. Onun yerine ağır arbaletçi de alabilirim. Bunları bir kıyaslayacak olursak... zırh delicisi eşek gibi fazla. Bir tane olsun, işime yarar. Sonra burada iki tane, yani kırmızılar da süvarileri geliştiriyor, sarılar da. Dolayısıyla bunlara birazcık yakın dövüş piyadesi vermek de mantıksız değil. Şunlar gayet kaliteli süvariler galiba. Bir bakayım. Bu binekli saber milisleri. Bakıyorum. Binekli saber milisleri daha hızlı. Bunlar daha zırhlı. Ama onun dışında inanılmaz zayıf farkları yok. Moralleri falan daha yüksek ama inanılmaz bir farkları yok. Kalabilir onlar. Önemli değil. Aslında rütbe 6 ve üstündekiler daha iyi kalite birimler alabiliyor. Şu an mesela bu 6 olsa daha kaliteli süvariler alabilirim büyük ihtimalle buna. Paralı süvari. Nekli mızraklı miniz. Paralı süvariyle bunu kıyaslayacak olursak... paralı süvari yani... hasarı çok az. Atlan yavruları kaliteli bir birime benziyor bu da ya. Ama fazla okçum olduğu da bir gerçek. Şu okçum listeleri yollayacağım. Kaliteli de birimler değiller zaten. Ben bunu değiştireceğim. Şu an kaç tane süvarim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 süvarim, 7 süvarim var. Gerek yok. Yakın dövüş piyadesi alayım ben buna. O da paralı piyade olsun yani. Aa, yanlış şeyi değiştirdim. Tamam. İptal edebiliyorum. Paralı piyade. Niye yeterince okçum var? Yeterince yakın dövüş piyadem yok. O yüzden bunu da değiştireceğim. Paralı piyade. Tamam. Böyle güzel gibi ama mızrakçı, tırt bir mızrakçı bu da. Bunu da mı değiştirsem? Yo, şöyle bir bakıyorum da bu mızrakçıdan çok daha iyi mesela. Yani fazla bir anti büyüğüm yok. Tamam kalsın. Böyle güzel bir ordu. Bu turu da şehirde geçelim. Sonraki tur bakarız. 52.500 var. Şuradan saldırı yemek üzereyim. Ve buradan saldırı yersem, yani buraya saldıracağı da kesin değil ama değil mi ya? Şuraya doğru da harekete geçebilir. Yok, orada savunma ordusu basacak durumum yok. Bir iki bina basabilirim. Daha güvenli bir yerde ama. Buradaki garnizon binası kalsın o şekilde. Başkentimi geçtirme zamanı artık ufaktan geliyor. Ticaret gelirimiz burada bayağı fazla. Tamam, burada şurada %75 arttırırsam evet, bütün ticaret gelirimiz zaten buradan akıyor.
O bayağı fayda sağlayacaktır Robin'a. Devam. We must bring this conflict to an end. Yok. Ah, so be it. Okay. İşte bir ordu değil. Yani çok pahalı olmayan bir ordu yaparsam aslında buna karşı saldırıya geçebilirim derken bir ordusu daha olduğunu gördüm. Şimdi de bir nasıl bir ordu olduğuna bakmam lazım. Durumdayız. İlerleyemiyoruz burada. Hatta geriliyoruz. Ama yavaş yavaş topraklarımızı genişletmeye başlayacağız gibi duruyor artık. Ya ben bu bölüm belki son olur demiştim ama bir bölüm daha çekeceğim. En azından bir en az bir bölüm daha çekeceğim. Muhtemelen bir bölüm daha çekeceğim. Ama şimdilik bu bölüm burada sonlandırmanın vakti geldi. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Bir beğeni rica edeyim mümkünse. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.